Alkışlar Sayın Cem Bilici için. Bütün karizmasıyla geldi zaten. Başlayalım mı hocam? Teşekkür ederim. Başlayabiliriz. Tamam. Nedir ulaşmamız gereken sonuç? 7600. Minimum 9000. Siz böyle konuşun. Canımı yiyin. Buyurun ilk soruya. En naif gazlı içecek. Soda. Olabilir mi? Olabilir mi? Ne yapsak? Ha! Bir de ona basalım. 400 puanı kenara koyalım. İkinci sorumuz. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Acınası, trajik durum. Dram. Daha böyle sıfat gibi kullanılsın. Çok nokta nokta bir kaza. Elim. Elim gibi bir şey. Bir harf alalım mı yoksa bir tane daha bulur musunuz? Nokta nokta bir kaza geçirdik. Halini gördüm. İçler acısı. Nokta nokta durumda. Bir harf alabilir miyim? Alırız bir tane. Çözeriz bu işi. F ile feci. İşte bu kadar. Haydi yerimize efendim. 5 harfli cevapların peşindeyiz. Burada takılmaz hocam. Bunlar çok net sorular. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan... Madde. Her türlü cansız varlık, obje hocam. Nesne. Nesne daha güzel. Ve sizin kasayı 1200 yaptı. Burada da takılmazsınız. Aynı hızı beklediğim bir soru. Eş anlamlı sorusu. Diyor ki... Sindirim. Arapçası... Soda sindirime iyi gelir. Hazım. Çok güzel. Bakınız. Bir dakikadan daha kısa sürede 4 soruya cevap verdik. Bir tanecik harf aldık. O da feci. Ki elim de bu sorunun doğru cevabı olabilirdi. 30'a düşmeden tertemiz hallettiniz. Bu gidişat 9000'in üzerine doğru. Söylediğinizi yapacaksınız gibi. Yine bir elimde eş anlamlı sorusu var efendim. Şu hazımdaki sakinliği gösterirsek bunu da harf almadan cevaplarız. Buyurun. Sorun anlamında Arapça kökenli bir kelimedir. Problem değil, Arapça değil. Sorunları sorun etmezsek, sorun neydi o? Süleyman Demirel'in lafıydı değil mi? Sorunları sorun etmezsek ortada sorun kalmaz. Ben bir harf alayım. Ne güzel politika. Mesele. Altı harfler bitiyor. Buyurun şöyle bir soruyla. Basit, adi ve sıradan olan. Bayağı. Hocam bana sormayın, yapıştırın. Hiç ihtiyacınız yok maşallah. Göz açıp kapayıncaya geldik yarışmanın tam ortasına. Yedi harfli cevapların peşindeyiz. Şöyle bir soru var elimde. Türkçe, düpedüz Türkçe. Açıklaması da kaynaklardaki gibi. Kuş kondurmadık yani. Hoş görünmese de ara sıra yapılan şey. Biraz da böyle gizli saklı olursa daha da tatlı olur. Kaçamak. Ne olur? Kaçamak. Hocam hiç bekliyorum. Lütfen buyurun. 1700 puan daha bekliyorum. Neşe patlamasına kahkaha. Ne diyelim? Kahkaha. Geriye kaldı 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap. Sizin mutfaklarınız nasıl? İyi diyebilirim. Mücveri cevaplamak için illaki mücver yapabilecek durumda olmaya gerek yoktu değil mi hocam? Bu da benzer bir soru. İki kelimeden oluşuyor cevabı. Şöyle de soruluyor. Genellikle çikolata sosu bol olan tatlı hamur işidir. Profiterol. Sığmaz oraya. İki kelime zaten. Genellikle çikolata sosu bol olan tatlı hamur işidir. Genel bir tabir gibi kullanılır. En çok yapılan tatlı hamur işlerinden biridir. Pasta. Hatta yaş pasta. Yaş pasta gibi bir şey, evet. Tıpkı onun gibi bir şey hocam. Çok uzaklaşmayın oradan, olur mu? Yaş pasta kremalıdır aynı zamanda. Bunda krema yok. Sadece çikolata sosuyla yapılıyor. Puding gibi bir şey. Uzaklaştınız. Yaş pasta çok güzeldi. Hatta yani onları çok uzağa gitmeden... Bir harf alabilir miyim? İki kelimenin de eş anlamlılarıyla bu işi halledersiniz siz. Pastanın yakın anlamı... Islak kek. Islak kek.